айтайым ау ноғайның бейтін білгенден соң ақ дегенде ақ жігерім ау күйгенден соң дүнияларыны девір еткен ау екі аяғым топырақ болып жүріп қалар ау егелер біз өлгенден соң үстімізге отлар өсер қозы құмыран қашқа қойлар отлап жүрер жараға алтыбай чобаны тапқа кетер білген құлар ауышта жеп дуа етер білмеген құлар кер айвандай ау егелер өтерде кетер ай Tiye verip algan au bayning da kızı sorasanız ben aytayım au bizge ne eter siptikini kişiden yalıp adawın eter ikinci kunu aldadan korkup duasın eter üçüncü kunu duvadaqnın anası day jadlanıp ay erge de keter yaramazdın balası ay алдында отырайдым ау семіздайның етін ау торайда торай қомшымыздан бір қызды келді сияз ілтісін тарайда тарай қайырылып қайырсызға селам берсем селамды алмай о да менде бір дертлі екен ай қалды да жылағай ай Қаракератым болса, аунасам мінсем бір қара көз яремде болса, ойнасам күлсем жарық мы қараңғы мейтін жында білсем қараңғы болғанда құтына жорқандан серпіп ашып ай, тап қойнына да кірсем ай. Evet sevgili takipçilerimiz 11 Nisan 2020 Cumartesi gecesi Genç Tatar 59. yayınıyla sizlerle efendim hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aruva ise Genç Tatar 59. yayınında tekrardan sizlerle beraberiz efendim. Tekrardan tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Güzel gelecekler diliyorum efendim. Böyle başlayalım yayınımıza. İnşallah bugün Genç Tatar 59. yayınıyla sizlerle beraber olacağız. Olabildiğince yine Kırım yırlarımızla, şarkılarımızla, türkülerimizle, Kırım'a dair haberlerle, bilgilerle, tanıyacağımız Kırım'a dair büyüklerimizle geçecek bir yayın akışı da sizleri bekliyor efendim. İnşallah keyifli bir gün daha, keyifli bir akşam daha sizlerle geçirebilmek dileğiyle bugün yayını başlatmış olduk. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Malum şu anda Türkiye diasporasında olan ve şu anda bizleri dinleyen Kırım Türklerinin birçoğu, özellikle büyük şehirlerde olanlar şu anda sokağa çıkma yasağından da mütevellit evlerindeler efendim. Bizi dinleyin ve keyif almaya bakın diyelim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Özellikle yorum yaparak bizlere eşlik edebilirsiniz ve lütfen yayınımızı paylaşırsanız
daha çok insana sesimizi duyurabilme temennisiyle yayınımızı paylaşırsanız çok da mutlu edersiniz bizleri efendim. Çok güzel başladık. Dilaver Osman Oğun Nogay beyitleriyle başladık. Devamında dinleyeceğimiz yine Kırım yırları, Kırım ezgileri olacak. Bugün yine iki önemli ismi tanıyacağız beraber. Ve daha sonrasında Kırım'a dair haberler, bilgiler eşliğinde neler oluyor, neler devam ediyor Kırım'da onları da göreceğiz efendim. Hemen şu anda önüme düşen birkaç yorumlar var. Onları okuyayım. Arkadaşlarımdan da eğer yorum gelirse bana yardım etmelerini rica ediyorum. Şu anda onlar da beni dinliyorlar. Gelen yorumları bana aktarırlarsa sevinirim. Çok mutlu olurum. Şu anda ana ekranımda görünen Reydon Kurt Seyit maşallah demiş. Sinem Yurt merhaba hayırlı yayınlar demiş. Sinem Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz bu dileklerinden ötürü. Cahit Can evde kal Türkiye genç tatar dinle kolay gelsin selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz Cahit Can'a da. Ayrıca video partisinden de birkaç yorum düştü şu anda benim önüme. Zarema Hanım muhtemelen Kril yazıldığı için devamını okuyamıyorum. Mazur görün affedin beni. Zarema muhtemelen. Zarema Hanım bize el sallamış. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldi. Sefa getirdi Zarema Hanım da. Buğra Elumar iyi yayınlar diyor. Reydon Kutseyit yine video partimizden yorumlarda bulunmuşlar. Bizlere yorumlarıyla destek veriyorlar efendim. Onun haricinde arkadaşlarımın gönderdiği yorum var mı? Hemen bir onu kontrol edeceğim. Şu anda yok. Tabii ki Allah razı olsun onlar da şu anda yanımda olmasalar da uzaktan yayınımızı daha çok insana duyurabilmek için paylaşımlarla destek veriyorlar ve paylaşım yaptıkları yerde gelen yorumları da bana iletmeye çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii şu anda daha yeni başladık. Saatlerimiz 21.08'i gösteriyor. Klasik artık Genç Tatar her cumartesi 21.00'da burada oluyor. Sizlerle beraber oluyor. O yüzden daha 10 dakikalık bir süreci yeni bitiriyoruz. Bir şarkı dinledik. Şöyle yapalım. Yeni gelen takipçilerimiz, dinleyicilerimiz olacak. Sizler de bol bol yayınımızı paylaşın efendim. Daha çok insana ulaşmaya çalışalım. Bugün daha çok insanla yayınımızı devam ettirelim. Dediğim gibi bu bizim için mutluluk kaynağı oluyor. Bir şarkı daha dinleyelim. Sonra tekrar buraya geri gelelim efendim. Ne dinliyoruz bu sefer? Hemen dinleyicilerimiz için de ne çalacağını hemen söylüyorum. Osman Aga diyeceğiz. Bir Kırım ezgisiyle beraber. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ben Aruvaysa Genç Tatar 59. yayını devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Yayınlarımızı paylaşın ve bol bol yorum yapın efendim. İyi dinlemeler. Allah.
sabahlarda çarşıya giderim. Ah sabahlardan çarşıya giderim. Sabahlara dayanamam ah sana da. Yalancısın inanamam ah sana da. Sabahlara dayanamam ah sana da. Yalancısın inanamam ah sana da. Maşallah. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.10'cu gösteriyor. Genç Tatar 59. yayını başladı ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Aramıza yeni katılanlar için tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bu güzel yayını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum efendim. Yeni yorumlarımız var tabi bu arada, şarkılarımız Kırım Yırlarını dinlerken. İshak Can Aruv Yayınlar Dep Ayta. Yakup Bulut Aruv Yayınlar Dep Ayta. Ahmet Demirci Selam Bo Olsun Dep Ayta bizlerge. Teşekkür ediyoruz bu yakşı dülber yorumlarınız için diyelim. Ayrıca video partisinden bir ricada bulunulmuş. Tabi o arada Osman Alçakır el sallıyor bize. Teşekkür ediyoruz Osman Bey'e de. Buğra Bey, mikrofonunuzun sesini biraz daha açabiliyor musunuz acaba demişler. Şöyle yapayım ben. Mikrofonun sesi şu anda sonda diyebilirim. Yani öyle tabir edeyim ben sizlere. Ama arka fondaki müziğimizi birazcık daha ben kısayım sizler için. Şöyle daha çok sesimin gelmesini sağlayayım sizlere. İnşallah yerine gelmiş olur. Duyabiliyorsanız bana tekrar bir geri teyit yaparsanız sevinirim efendim. Lütfen bol bol yayınımızı paylaşalım ve lütfen yorumlarınızı da bizlerden esirgemeyin efendim. Çünkü şu anda tek başıma yayın yapıyorum. Maalesef bu virüs çıktığından beri ekiple beraber yayın yapamamaktayız. Biz yayınlarımızı Konya Kırım Türkleri Derneği binasında gerçekleştirmekteydik. Ve virüs salgınının ortaya çıkmasından bu zamana kadar ki ilk alınan tedbirlerden bir tanesiydi en yakın. Genel olarak derneklerin de kapalı olmasına dair bir genelgeyle derneklerin de kapatıldığına işaret eden bir durum vardı. Biz de bu yüzden şu anda derneğimize gitmiyoruz. Daha doğrusu gidemiyoruz. Gitmek çok istiyoruz ama gidemiyoruz. Bu yüzdendir ki ben evimden yapıyorum şu anda bu yayını. Ve Genç Tatar, bunu tekrar sizlere iletmek isteyeyim. Tamamen kaynakları kendi oluşturmaya çalışan bir ekip. Çok profesyonel bir altyapıya sahip değiliz. O yüzden lütfen kusurumuza bakmayın eksikliklerimizden ötürü. Galiba şu an çok iyi geliyor, teşekkürler demiş. Ne mutlu bana, sevindim. Eğer böyleyse gayet güzel. Devam edelim efendim. Madem bununla başladık, azıcık şununla ilgili konuşalım. Daha sonrasında isterseniz yine bir şarkı arası verip daha sonra bugün tanıyacağımız o iki güzide ismi tanımaya başlayalım yavaş yavaş. Evlerde tabii özellikle dünden beri de hafta sonuna girildiği için genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özellikle 30 büyükşehir ve Zonguldak. 31 ilde Türkiye'de şu anda. Sizler de neler yapıyorsunuz evde? Vakti nasıl geçiriyorsunuz acaba? Eğer çalışan biriyseniz bu iki gün sizin için nasıl geçiyor? Tamamen evdeyiz. Sokağa çıkma yasağı olduğundan mütevellit diyelim. Sizin şu anda hikayeniz nasıl gidiyor? İster istemez canımız sıkılıyor tabii ki. Canınız sıkılıyor mu diye sormadım bile. Ama inşallah herkes iyidir. Yüksek tutmaya çalışıyoruz morallerimizi. Bir yorum daha mı var diye bakmaya çalışıyorum ama o başka bir şey herhalde. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi evde geçiyor şu anda. Benim için şahsen kendim adına bir şeyler söyleyebilirsem. Aruva ise şu anda evde vaktini geçiriyor. Başından beri
Çünkü şu anda dışarı çıkmam gereken bir zorunluluk yok. Alışveriş haricinde. Onun haricinde hiçbir zaman dışarı çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Evimizdeyiz efendim. Sizlerin nasıl geçiyor? Evde nelerle uğraşıyorsunuz? O can sıkıntısını atlatabilmek için nelerle uğraşıyorsunuz diyelim. Sizlere de böyle bir soru iletelim ki bol bol buna dair de yorumlarımız gelsin. Hem onlar üstünden de konuşmaya çalışalım. Arkadaşlarım bana yorum attılar mı diye hemen bir kontrol etmek istiyorum. Şu anda yok. Evet, onlar beni duyuyorlarsa, eğer yorum gelirse bana lütfen yorumları bildirin diye onlara da selamlarımı ileteyim. Tabii bugün yine güzel çalıştık. Arkadaşım Baybörü ile beraber. Baybörü özellikle bugün işleyeceğimiz konular üzerinde derin araştırmalarını yaptı ve bana gönderdi e-posta vasıtasıyla. Ben de tabii diğer konularda araştırmalarımı yaptım ve akşam yayın için hazırlığa başladım. Şu anda sizlerle beraberiz ve yayınımızı gerçekleştiriyoruz inşallah. Bakalım nasıl geçecek diyelim. Bakalım neler olacak. Bir yorum mu var diyecektim ama o başka bir şey herhalde. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Gelin bir müzik daha dinleyelim ve daha sonrasında bugün tanıyacağımız şahsiyetlere geçelim sizlerle beraber efendim. Bir Kırım Yarı daha gelsin. Ne gelsin? Neyi dinleyelim? Edip Bahçesaraylı bize Çibörekçi Nafe desin. Çibörekçi Nafe'yi dinleyelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim efendim. İyi dinlemeler. Bye.
Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genç Tatar 59. yayını sizlerle beraber bugün tekrar hatırlatalım. Belki evde olduğumuz için bu tarihi de unutmuş olabiliriz. Bugün 11 Nisan 2020 Cumartesi günü efendim. 59. yayına Genç Tatar kaldığı yerden radyo yayınlarına devam ediyor. Sizlerle beraber Şenol Baran, Şenol hocamız el sallamış video partisinden bizlere. Çok teşekkür ediyoruz Şenol hocamıza desteklerinden ötürü. Kadir Demirok, Aru yayınlar selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler de hayırlı akşamlar olsun efendim. Bir başka bir video partimizden Fatıma Mahmutova başta el sallamış. Daha sonrasında bizlere iyi akşamlar temennisinde bulunmuş efendim. Çok sağ olunuz, ömrünüz çok olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ne kadar çok yorum gelirse bizi o kadar mutlu edersiniz. Yayınımızı ne kadar çok paylaşırsanız bizi yine çok mutlu edersiniz efendim. Artık yavaş yavaş bugüne dair sizin için seçtiğimiz konulara başlayalım. Tabii bunlardan ilki hemen görsellerimi de ben açarak onları da size göndereyim. Bugün ilk tanıyacağımız insan büyüğümüz, yolbaşçılarımızdan birisi diyelim. Sabri Arıkan'ı tanıyacağız sizlerle beraber. Sabri Arıkan kimdir? Kırım'a dair neden önemli? Bizim için neden önemli? Bu konular üstünde hem kendimizi geliştireceğiz hem de nacizane sizlere yeni bilgiler aktarmaya çalışacağız efendim. Sabri Arıkan'ı tanımayla başlayalım günümüze. Başlamadan yorumlar gelirse hiç merak etmeyin. Konumuzu hemen orada kesip yorumlarınızı okuyup daha sonrasında tekrar konumuzu kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden bol bol yorumlarınızı bize gönderin efendim. Bunu çok özellikle rica ediyorum sizlerden. Haydi gelin Sabri Arıkan'ı hep beraber tanıyalım. Sabri Arıkan 1911 yılı doğumlu ve 8 Nisan 2013 yılında ise vefat etmiş bir büyüğümüz efendim. Ailesinin Kırım'dan Romanya'ya, Romanya'dan Bursa'ya uzanan zorlu muhaceretleri esnasında 1911 yılında ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geliyor Sabri Arıkan. Doğduğu şehir Bursa'da ilk öğrenimini tamamlıyor. 1927'de ise bu seferki rotaları İstanbul oluyor efendim. Sabri Arıkan İstanbul'da orta okul ve liseyi tamamladıktan sonra İstanbul'da İsmail ve İbrahim Otar ile irtibat kurarak onların vasıtasıyla yolbaşçılarımızdan Cafer Seyit Ahmet Kırmer ile tanışma fırsatı yakalıyor. Mesleki kariyerinde Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulunmuş Sabri Arıkan efendim. Yüksek Ticaret Mektebi'nin 2. sınıfındayken 1935'te Cafer Seyit Ahmet Kırmer, onun da içerisinde bulunduğu bir grup Kırımlı başarılı öğrenci ile üniversite eğitimlerini almaları için Polonya'ya gönderiliyor kendileri. Sabri Arıkan 4 yıllık lisans eğitimini üstün başarıyla 3 yılda bitiriyor. Bunu tekrar etmekte fayda var. İşte Kırım Türklerinin ne kadar bilgili ve zeki olduğunu gösteren bir örnek daha karşımıza çıkıyor. Polonya'ya gittiğinde Sabri Arıkan 4 yıllık lisans eğitimini üstün başarıyla ve 3 yılda tamamlayarak bitiriyor. Ve Cafer Seyit Ahmet Kırmer'in güvenini boşa çıkartmayarak ak topraklara geri dönüyor Sabri Arıkan. Milli sesimiz olan Emel dergisi daha Romanya'da yeni yeni basılmaya başlamışken M. Alaç mahlasıyla Bolşeviklerin kanlı devriminden sonra Vatan Kırım'da gerçekleşen siyasi olayları konu alan yazılar hazırlayarak Emel dergisine göndermeye başlıyor Sabri Arıkan efendim. Emel dergisinde kalem oynatmaya başlıyor kendileri Sabri Arıkan. Efendim, Emel dergisi demişken aramızda bulunan ve bu konuda faydalanamayan daha birçok takipçimiz olabilir. Emel dergisi demişken durdum, bunu hatırlatacağım sizlere ve daha sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim. Efendim, Emel dergisi, çok teşekkür ediyoruz Kırım Emel Vakfı'na ve Zafer Karatay Beyefendi'ye, Zafer Agamıza. 2020 yayınlarımız içerisinde
Ocak'tan itibaren başladık biz buna. 2020 yayınları içerisinde canlı yayın esnasında Genç Tatar'ı dinleyerek ve yorumda bulunarak 2020 yılı Genç Emel Dergisi aboneliğini kazanabilme şansınız şu anda var efendim. Emel Dergisi 2020 aboneliğini şu anda canlı yayınımızı ve bundan sonraki canlı yayınlarımızı dinleyerek ve yorum yaparak kazanma şansınız var. Tek yapmanız gereken canlı yayın esnasında tırnak açıyorum. Canlı yayın esnasında Genç Tatar canlı yayın esnasında bizlere yorumda bulunuyorsunuz. Ve daha sonrasında isterse yine canlı yayın içerisinde isterseniz daha sonra özelden yayınımız bittikten sonra bizlere mesaj yoluyla ben yorum yaptım, yayınınızı dinledim ve Emel Dergisi aboneliğini, hediyesini istiyorum diyerek adreslerinizi bize gönderirseniz Emel Dergisi 2020 yılı aboneliğini kazanmış olacaksınız efendim. Kırım Emel Kırım Vakfı'nın sizler için vermiş olduğu bir hediyedir bu. Ocak ayından bu zamana kadar birçok arkadaşımız, takipçimiz bundan yararlandılar. Sizler de neden yararlanmayasınız efendim? Emel Dergisi gerçekten Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin sesi nefesi ve hala canla başla Kırım'a dair yazıların yazıldığı ve gerçekten dolgun yazıların olduğu, okunması gereken bir derginin olduğunu sizlere ulaştırıyorum efendim. Dediğim gibi canlı yayın esnasında bizi dinlemeniz ve yorum yapmanız yeterli. Daha sonrasında bizlerle irtibata geçerek ben Emel Dergisi aboneliği hediyemi istiyorum, ben yorum yaptım dedikten sonra adreslerinizi bize gönderiyorsunuz ve biz de bunu Kırım Emel Vakfı'na ulaştırıyoruz. En yakın zamanda sizlere Emel Dergimizi ulaştırıyorlar kendileri. Bu yüzden onlara da bol bol tekrar teşekkür ediyorum sizlerle beraber iken diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabri Arkan M.Alaç mahlasıyla Emel Dergisi'nde yazılarını yazmaya başlamıştı efendim. Daha genç yaşlarda hazırladığı bu yazılar ve aldığı sorumluluk milletimize yapacağı üstün hizmetlerin habercisi konumunda idi. Emel Dergisi ile yazılar göndererek başladığı uzun soluklu münasebeti 1986'da Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı'nın kurucu kadrosunda yer almasıyla devam ediyor efendim. Vakfın kurulmasına maddi olarak çok büyük katkıları oluyor kendilerinin. Sabri Arıkan'ın Emel Dergisi çerçevesinde yazı yazmaktan başka büyük hizmetleri de oldu. Emel Dergisi'nde seri halinde yayınlanmış olan Cafer Seyit Ahmet Kırımer'e ait hatıraları ve hikayeleri derleyerek Nurlu Kabiller ve Bazı Hatıralar kitaplarının yayınlanmasında büyük katkıları oluyor Sabri Arıkan'ın. Bunlardan hariç 1944'teki soykırımın 50. yılı vesilesiyle Edige Kırımal'in Kırım'da Topyekün Tehcir ve Katliam makalesi ve Emel Dergisi'nde yayınlanmış sürgün hatıralarını bir araya getirerek hazırladığı çalışma 1994'te Kırım'daki Soykırımı Unutmayınız adıyla yayınlanıyor efendim. Gerçekten güzel, büyük işlere parmak basmış, el atmış bir büyüğümüz kendileri. Ki ben burada şu anda Nurlu Kabirleri okumak nasip olmadı ama Bazı Hatıralar kitabını okumak bana nasip oldu. Cafer Said Ahmet Kırımer'in hatıralarından derlenmiş ve hazırlanmış bir eserdir. Gerçekten çok güzel bilgiler içeren bir kitap. Ulaşabilirseniz, bulabilirseniz okumanızı tavsiye ederim sizlere de efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabri Arıkan'ın İsmail Gaspıralı'nın hayranı ve fikirlerinin bir takipçisiydi kendileri. Sabri Arıkan, İsmail Gaspıralı bizler gibi Sabri Arıkan da, Sabri amcamız da, Sabri dedemiz de ya da artık yaşı ona daha yakın olarak düşünürsek Sabri abimiz de İsmail Gaspıralı'nın hayranı ve fikirlerinin takipçisiydi. Gaspıralı'yı kendi kalemiyle anlamak ve tanıtmak onun en büyük amaçlarından birisiydi. Ömrünün son dönemlerini bu kutlu ideale adamıştı Sabri Arıkan. Tercüman Gazetesi koleksiyonunu bir araya getirerek yazılar yazmak için başladığı bu büyük ve zorlu yolda ona en büyük desteği verenlerden birisi de Turan Yazgan olmuştur. Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı üyeleri Tercüman Gazetesi'nin koleksiyonunu toplayarak Sabri Arıkan'a ulaştırırken o da özellikle Gaspıralı'nın kaleminden çıkmış yazı ve haberler olmak üzere tercümanın nüshalarını Latin harflerinde
hazırlamaya başladı. Bu çalışma ilk meyvesini 1995 yılında verdi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Dergisi'nde ilk makaleyi yayınladı. Seri halinde yayınlanan bu yazılar kapsamlı bir boyuta ulaştıktan sonra kitap haline getirme çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kitap kendi kaleminden İsmail Bey Gaspıralı, İdealleri, İşleri, Tavsiyeleri ve Haberleri ismiyle 2006 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayınlandı efendim. Tabi bu kitabın da hazırlanmasında ve bundan önce makalelerin hazırlanmasında bizzat yine Sabri Arıkan'ın desteği ve çalışmaların olduğunu görmekteyiz. Bu kitap oluşturma çalışması aynı Tercüman Gazetesi'nin aktarılmasında olduğu gibi uzun soluklu bir çalışma olmuştur. 2006 yılında basılan kitap 577 sayfaydı ve sadece ilk cildi oluşturmaktaydı. Önemli bir bilgi. Yapılan çalışma sonucunda sayfa 577, kitap 577 sayfadan ibaret oldu ve bu ilk cildi oluşturuyordu efendim. 2011 yılına gelindiğinde Tarih Dergisi'ne çıkan diğer yazıların da toplandığı ikinci cilt 406 sayfalık bir kitabı daha hayata getirdi. 5 ciltlik bir eser haline getirilmesi düşünülen bu kutsal çalışma Sabri Arıkan'ın vefatıyla yarıda kalmış oldu efendim. Bu işte kötü bir şey. Sabri Arıkan vefat ettikten sonra bu çalışma maalesef devam edememiş. Bir yorum var. Hemen bir yorumlara göz atacağım. Ve daha sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim. Zeki Akkaya. Mına selamun aleyküm. Ben de geldim. Süygenip selam verdim. Dep Ayta. Zeki Akkaya. Teşekkür ediyoruz bu güzel yorumu için. Bizlerle beraber oldukları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Böyle yorumlar geldi mi çok mutlu oluyorum. Neden bilmiyorum ama böyle kalbim pırpır ediyor. Birden kalp atış hızı yükseliyor bende. Neden olduğunu bilmiyorum ama bir türlü çözemedim. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sabri Arıkan'ı tanımaya devam edelim. Çok kısa bir yer kaldı. Orayı da tamamladıktan sonra bir şarkı arası daha verelim efendim sizlerle beraber. Dediğimiz gibi 5 ciltlik bir seri oluşturma amacı güdülürken Sabri Arıkan'ın vefatından ötürü bu çalışma devam edemiyor. Sabri Arıkan'ın Tercüman Gazetesi çalışmasından başka çalışmaları da tabii ki de vardı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın yayınladığı çeşitli dergilerde oldukça fazla makaleleri yayınlandı. Bu makalelere göz attığımızda Türk dünyasından tarihin bildirdiği haberler Kırım'ın Bahçesaray şehrinde yayınlanan Tercüman Gazetesi'nden gibi böyle farklı farklı makaleleri var. Bunlar çok da fazla görüyoruz böylelikle. İnce Altuğ Bowman kendi kaleminden İsmail Bey Gaspıralı kitabını çalışması esnasında Sabri Arıkan'ın ziyaretinde Arıkan'ın kitap hakkında şu değerlendirmeyi yaptığını bize aktarıyor efendim. Sabri Arıkan şöyle bir şey söylüyor. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tarih dergisi için hazırladığım tercümandan aktarmalar ilk defa oluyor. Tamamıyla Gaspıralı'nın ideallerini, düşüncelerini ve haberlerini olduğu gibi aktarma vazifesidir. Benim için bu Kırım ile ilgili yaptığım en iyi hizmettir demiş kendileri. Ayrıca Sabri Arıkan'ın bu kitabında tercümanda yazısı yayımlanmış diğer başka büyük alimlerin yazısı da bulunmaktadır. Bunlar arasında Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, Ahmet Agayev, Barones Rosen de sayılabilir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bir Kadir Şinaslık örneği göstererek 23 Ekim 2011'de Sabri Arıkan'a 100. yaş günü vesilesiyle saygı gecesi düzenliyorlar ki fotoğraflarımızda, görsellerimizde şu anda gördüğünüz bazı görseller, fotoğraflar o güne ait fotoğraflar efendim Sabri Arıkan'a vefa gecesine ait 23 Ekim 2011 yılında çekilen fotoğraflar efendim. Ayrıca Zafer Karatayagamızın dava arkadaşıyız dediği Sabri Arıkan hakkında söylediği bazı düşünceleri var. Onları da hemen hızlıca size aktarmak istiyorum. Sabri Arıkan titizdi. Üstüne aldığı bir işi titizlikle ve çok düzgün bir şekilde yerine getirirdi. Yapamayacağı bir şey için asla söz vermezdi. Fikirlerini ve düşüncelerini açık sözlülükle ama nezaketle dile getirirdi. Fikirlerini ve düşüncelerini hararetle savunurdu. Ama karşısındakini mutlaka sabırla dinlerdi. Torunu yaşında olsa bile
tartışma ve istişarelerimiz sırasında asla sözümüzü kesmezdi. Bir konu üzerine uzun tartışmalara rağmen aynı fikirde buluşmasak bile kızmaz ve küsmezdi. Kimi zaman sert olsa da eleştirileri her zaman yapıcıydı. Türk dünyası ve Kırım için mücadelesinde ilkeleri vardı ve bu ilkelerinden asla taviz vermezdi. Ondan çok şey öğrendik. Hem yaptıklarıyla, hem tutum ve davranışlarıyla, hem de özel olarak anlattığı hatıralar, bilgiler ve tavsiyeleriyle 100 yıllık bir tecrübeyi bize aktardı. Adeta Gaspıralı'dan günümüze uzanan bir Türklük köprüsüydü. Sağlam ne yaptığını, ne aktardığını, niçin aktardığını bilen bir köprüydü. Günümüzde şehir ve iş hayatının yoğunluğunu bahane ederek vakıf ve dernek faaliyetlerine katılmayan ya da çok az katılan, çeşitli bahaneler üreterek Türk dünyasında bir yönüyle hizmetten kaçınanları utandıran bir kişi idi. 102 yaşına kadar mürşidi İsmail Gaspıralı Bey'in "Milletine hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işle başla" sözüne uyarak milletine hizmet etmeyi sürdürmüştür sözlerini görüyoruz. Zafer Ağamızın Sabri Arıkan hakkında düşüncelerini görmekteyiz. Ayrıca yolbaşçılarımızdan Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu Sabri Arıkan'ın vefatı için yayınladığı taziye mesajında da şu sözleri sarf etmiştir. Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu, "Türkiye'deki Kırım Tatarlarının en yaşlı fertlerinden biri olan Emel Kırım Vakfı kurucularından kıymetli büyüğümüz Sabri Arıkan'ın vefatını çok derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Örnek insan merhum Sabri Arıkan, İsmail Bey Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına her zaman sadık kalarak ve bu yolda yaptığı hizmetlerle her zaman hatıralarda kalacaktır. Yazdığı makalelerle, yayınladığı kitaplarla Kırım Tatarlarını unutturmayan, ömrünün son dönemine kadar Kırım ve Türk dünyası için çalışan değerli büyüğümüz Sabri Arıkan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm Kırım Tatarlarına başsağlığı diliyorum." Diye bir taziye mesajında da bulunuyor Zafer Ağamız efendim. Bu arada Halil Mürevvet Güney Çakıl, "İyi akşamlar, iyi yayınlar, evimize hoş geldiniz" demiş. Mürevvet abla, sen de hoş geldin yayınımıza, sefalar getirdin. Bütün takipçilerimizin sefalar getirdiği gibi sen de bol bol sefalar getirdin bize. Mürevvet ablamız kıymetli Genç Tatar yayınının başladığı günden bugüne kadar her gün bizi dinleyen, her yayınımızda bizlerle olan ve yorumlarıyla bol bol destek veren bir takipçimiz. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun inşallah diyor Mürevvet ablamız. Çok teşekkür ediyoruz yorumları için. Ve Sabri Arıkan 8 Nisan 2013 yılında hayatını kaybediyor. Ve İstanbul'da Küçükyalı Mezarlığı'na defin ediliyor efendim. Tabii ki de bu Kırım için Yılmaz Savaşçı vefat ettiğinde toprağına vatandan gelen, ana vatandan gelen Kırım toprağı da serpilmeden olmaz. Bu görevi de İstanbul Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İşten yerine getiriyor efendim. Sabri Arıkan bizler için önemli bir kişi, bir yolbaşçı. Sizlere ilk olarak Sabri Arıkan'ı tanıtmaya gayret gösterdik efendim. Gerçekten yaptığı çalışmalar ve Kırım'a dair hiç yılmadan, usanmadan, bıkmadan çalışması bizim için bir örnek teşkil ediyor. Biz de Sabri amcamız gibi, Sabri dedemiz gibi, yolbaşçımız Sabri Arıkan gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor Kırım'a dair. Ben uzaktayım, ben Türkiye'deyim, ben Kanada'dayım ya da ben Romanya'dayım demek bu olmaz. Biz uzakta da olsak çalışmaya devam edeceğiz ve vatanımız için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz efendim. Böyle deyince aklıma hemen bir hikaye geldi ki duymuşsunuzdur. İşte Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasından sonra bir karınca su taşımaya çalışıyor ve soruyorlar, "Sen ne yapıyorsun? Yani karıncasın sen, küçük bir şeysin. Seni taşıdığın suyla İbrahim'in suyu mu söner? Atılan, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş mi söner?" deyince, "En azından yerim belli olsun" diyor karınca da. Biz de burada çalışarak, çalışmalarımızı yaparak sesimizi
duyurarak en azından Kırım Tatarlarının, soydaşlarımızın Kırım'da yaşayan ve zulüm gören soydaşlarımızın yanında olduğumuzu gösterebilmemiz için bu çalışmalara devam etmemiz gerekiyor efendim. Ediye Migün, Allah rahmet eylesin, çok ilginç bilgi, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz efendim yorumlarınız için. Mürvet abla da siz de benim için çok değerlisiniz, kıymetlisiniz canlar demiş. Çok sağ ol Mürvet abla. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Sabri Arıkan'ı anlatabilmem için ilk başta ben Bayböre'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çalışmayı kendisi hazırladı benim için ve o gönderdi. Ayrıca sizlere Sabri Arıkan'ı anlatabilmemiz için araştırdığımız kaynakçamız içerisinde de Zafer Karatay'ın Nesiller Arası Bir Türklük Köprüsü, Sabri Arıkan Emel Dergisi'nde 2013-242-245 sayılı Emel Dergisi'nin içerisinden aldığımız bir taraf. İnce Altuğ Buğman'ın kendi kaleminden İsmail Bey Gaspralı adlı eserinden, Bir Dava Adamı Sabri Arıkan Kırım Bülteni'nden ve onun haricinde birkaç internet sitesinden de bu yazıyı sizler için hazırladık ve sizlere sunduk efendim. Şimdi bir ara daha vereceğiz. Hatta isterseniz iki şarkı dinleyelim. Şöyle iyice bir dinlenelim. Ben de bir çayımı içeyim. Kendime geleyim. Ve daha sonrasında bugün tanıyacağımız ikinci kişiye geçelim. O da kim olacak efendim? Enver Özenbaşlı. Enver Özenbaşlı'yı tanıyacağız sizlerle beraber. İki şarkı dinleyeceğiz. İki güzel Kırım yarı dinleyeceğiz. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zeydullah Tuğan. Kolay gelsin ballar, Aruv yayınlar, selamlar, başarılar diyor. Dep aytıyor bizlerge. Köp selamlar aytamız bizde. Çok teşekkür ediyoruz Zeydullah Bey'e de. Şimdi çalacağımız, sizler için gelecek şarkıların isimlerini hemen söyleyeyim. Size güzel bir şarkı dinleteceğim. Biraz Özbek şarkısına gideceğiz. Bunu özellikle Kalakay için seçtim. Onun çok beğendiği bir şarkıdır. O yüzden bunu Kalakay'a ben armağan edeceğim. Hülkar Abdullayeva yesim geldi diyecek. İnşallah beğenirsiniz. Ve daha sonrasında da hemen özür diliyorum. Hasan Ayreddinov vatanım diyecek bizler için. İki şarkıyı dinliyoruz ve daha sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İyi dinlemeler. Çapılgangına, tahtada tirilgengine, şapkada çapılgangına ya, tahtada tirilgengine, varmasa bükül yengine, bereki yesim geldi, varmasa bükül yengine ya, bereki yesim geldi, geldi, yine yine geldi, bereki yesim geldi, işare verin anacan, dımgına yesim geldi. Yok ey ana yine geldi kavabı yesim geldi. Yana yana ütka itince yine yiyesim geldi. Şor yere tıkılan gına sokada dövülgen gine. Şor yere tıkılan gına sokada dövülgen gine. Şimdi tebli kirdep durgan gına, kaltırap durgan dümbele salan gına. Palav yesim geldi ya, palav yesim geldi. İyi, işte nananın, hedim başka çakubu. Vah vah, ibi yine geldi, palav yesim geldi. Tümet yine dün kuyana, yine yesim.
noxtağa da kılğan gına. Boz yere ekilgen gineye noxtağa da kılğan gına. Çakıda soyulğan gına yürüye kiyesim geldi. Çakıda soyulğan gına tarı diyesim geldi. Geldi uya yine geldi tarı diyesim geldi. İçinden aynan inşini zamça yiyesim geldi. Yiyesim geldi. Duruşundan üzüm şını dımkına yiyesim geldi. Taruz yiyesim geldi. Kebap yiyesim geldi. Palav yiyesim geldi. Üzüne şını yine zamça yiyesim geldi. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.53'ü gösteriyor. Genç Tatar 59. yayını kaldığı yerden devam ediyor efendim. İki güzel kırım yeri dinledik. Çok güzeldi. Ben de o arada bir dinlendim. Çayımı tazeledim sizler gibi. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabri Arıkan'ı tanıdık. Enver Özenbaşlı'yı tanıyarak kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Edeyemi Gün bir yorumda daha bulunmuşlar. Ve fikirde, işte, birlik. Dildeyi de ekleyelim oraya. Evet, özür diliyorum, onu da eklemişler. Ben görmedim başta. Dilde, fikirde, işte, birlik diyor Edeyemi Migün. Sanki sözleşmişler gibi ana ekranımdaki yorumlarda da Mürüvvet ablamız nerede olursak olalım dilde, fikirde, işte, birlik diye yorum yapmış. Sanki Edeyemi Migün'le Mürüvvet ablamız sözleşmişler gibi. Güzel iki tane yorum göndermişler bizlere. İsmail Gaspıral'ın o münevver çok güzel sözü. Dilde, fikirde ve işte birlik. Bu şiarı hiç kaybetmeden devam edelim inşallah. Ümit Aytar, iyi akşamlar genç Tatarlar, iyi yayınlar diyorlar. Teşekkürler. Ömer Güler, iyi yayınlar gençler yorumuyla hemen biraz az önce yorumunu bize gönderdi. Diğer tarafta bir video partimizde Hikmet Büyükdemir olur güzel işaretini koymuş ve iyi yayınlar demiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Ve İbrahim Kuşan, selamun aleyküm, yayınlarınız arı bolsun, hayırlı akşamlar. Teranşık Konya'nın Tatar köylerinin tarihlerini açsanız arı olur. Dep Ayta İbrahim Kuşan. Ercan Akam Kalan Eski Tatar Dernek Başkanı demiş. İnşallah İbrahim Bey Kırım Tatar köylerini tanıtacağız ve eğer gerçekleştirebilirsek çok farklı bir projeyle bunu yapmaya devam edeceğiz. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Ben de Konya'nın bir Tatar köyünden biri olarak bunu çok rahat bir şekilde sizlere iletebilirim. Metin abimiz bizlerle. İyi akşamlar, iyi yayınlar gençler diyor Metin Çetin. Teşekkür ediyoruz Metin abimize. İbrahim Kuşan Bey, hiç merak etmeyin efendim. Rabbim ömür versin, sağlık versin Genç Tatar ve ekibine. Tabii ki bu bahsettiğim projeyi sadece Genç Tatar ekibi değil, Konya Kırım Türkleri Derneği'nin gençlik komisyonunda olan arkadaşlarımız da dahil olarak büyük çaplı bir projemiz olacak. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Ama tabii ki yayınlarımız içerisinde de yine sadece Konya'da olan Kırım Tatar köyleri değil, işleyebildiğimiz kadarıyla diğer farklı köylerimizin de hem tarihlerini hem de ne zaman geldikleriyle ait bilgiler vermeye gayret gösteririz efendim. İnşallah. Sevgi Gürbüz, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Bayram abi gelmiş herhalde yayına. Mürüvvet ablamız ona yorumda bulundu. Bayram abi hoş geldin diyor. Yorumlarımız artmaya başladı. Ne mutlu bana. Aruvaysa olarak ne mutlu bana. Yorumlar arttıkça, paylaşımlar arttıkça Genç Tatar ve ben Aruvaysa çok mutlu oluyorum. Gurur duyuyorum diyeyim kendimle.
Demek ki güzel bir iş yapabiliyoruz. İnsanların kalbine dokunabiliyoruz. Ne mutlu bana diyebiliyorum, mutlu olabiliyorum. Ve beni mutlu ettiğiniz için, Genç Tatar ekibimi mutlu ettiğiniz için siz değerli takipçilerimize, dinleyicilerimize de bol bol teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Haydi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Benim çenem başladı mı durmuyor çünkü. Aruvaysa biraz çeneci efendim. Şimdi gelin beraber Sabri Arkan'ı tanımaya gayret göstermiştik. Enver Özenbaşlı kimdir? Çok uzun da değil zaten. Enver Özenbaşlı'nın kim olduğunu sizlerle beraber bir görelim, öğrenmeye çalışalım. Hem biz hem de sizlere nacizane bilgileri aktarmaya gayret gösterelim. Tabii ki ben Enver Özenbaşlı ile ilgili hemen görsellerimi bir açayım. İlk başta görsellerimi bir göndereyim. Sizler de görselleri görün ve onlarla beraber bilgimiz de akıp gelsin. Enver Özenbaşlı 20 Şubat 1956 yılında doğmuş ve Sabri Arıkan'la benzerlik gösteriyor. 8 Nisan bir yıl sonra 8 Nisan 2013 tarihinde Sabri Arıkan'ı kaybetmiştik. 8 Nisan 2014 tarihinde kendilerini Enver Özenbaşlı'yı kaybetmişiz, vefat etmiş efendim. 20 Şubat 1956'da Özbekistan Semerkant'ta dünyaya geliyor Enver Özenbaşlı. Orta öğretimini ve yüksek öğretimini burada bitirdikten sonra Sovyet ordusunda bir süre asker olarak bulunuyor. 1984'te Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde Kırım Türkçesi Filolojisi bölümünü bitiriyor efendim. Filoloji bilmeyenler için hemen hatırlatmada bulunayım. Dil konusu üzerine çalışmalarda bulunan bir bölüm diyebilirim. Bir dal, bir bilim dalı diyebilirim. Kırım Türkçesi Filolojisi bölümünü bitiriyor Enver Özenbaşlı. Bu dönemde Kırım Tatar Milli Hareketi'ne de katılım göstermeye başlıyor Enver Özenbaşlı. 1988'de diğer Kırım Tatarları gibi uğrunda mücadele ettiği ama hiç görmediği vatana, yani Kırım'a kavuşuyor. Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Enstitüsü'nde ve Donetsk'teki Ukrayna İslam Üniversitesi'nde akademisyenlik görevlerinde bulunuyor. Dostluk ve Kırım Gazetesi'nde yazarlık yaparak edebi eserlerde kaleme alıyor Enver Özenbaşlı. Vatan Kırım'da Kırım Tatar tarihi, dili ve etnografyasına dair 20'nin üzerinde kitap ve sayısız makale yayınlıyor. Bu eserler arasında ilkler arasına da giren Rusça, Kırım Tatarca lügat, Kırım Tatar isimleri kataloğu ve sürgündeki Kırım Tatar baştaşları gibi çalışmalarda da bulunmuş Enver Özenbaşlı. Kırım'ın idari taksimatı ve Kırım Muhacirleri adında yayınlanan iki kitabı da bulunmakta kendisinin. Enver Özenbaşlı aynı zamanda kabiliyetli bir şair ve yazar olarak da tanınıyor idi. Enver Özenbaşlı sürgün adındaki soykırımdan sonra yok olma eşiğine gelen Kırım Tatar tarihini, kültürünü canlandırmak için bütün ömrü boyunca çalışmış. Gerçek bir vatansever ve değerli bir insan olan Enver Özenbaşlı 8 Nisan 2014 yılında yaşama veda etmiş. Uğrunda mücadele ettiği vatan toprağında Ak Mescid'de defnedilmiş kendileri efendim. Bir bilim insanı ve bunu vatanı için kullanan yüce bir şahsiyet Enver Özenbaşlı. Sizlere maalesef çok görsel bulamadık ve bu yüzden iki tane kitabını görüyorsunuz ve bir de kendi görselini görmektesiniz Enver Özenbaşlı ile ilgili. Yani ismini biz ilk defa duyuyoruz. Tabii ki de yani çok yeni duyduğumuz insanlar olabilir. Ama işte bizim de burada derdimiz sizlere Kırım'a dair kimler canla başla çalışmış ve gerekirse canlarını kimler vermiş bu topraklar için, sizlere bunları aktarma gayretinde gayreti içerisindeyiz. Tanımamız gerekiyor efendim. Bu vatan için kimler canını seve seve feda etmiş, tanımamız gerekiyor. Taceddin Takma iyi yayınlar diyor bizlere. Teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Başka yorum var mı diye hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Şu anda yok herhalde. Hemen hızlı bir şekilde Enver Özenbaşlı'yı da tanımaya çalıştık.
bir filolog diyebiliriz. Özellikle kendi ana dilinde Kırım Tatar dilinde bir filolog kendileri ve gerçekten önemli çalışmaları bulunuyor ki özellikle ben şöyle baktığımda Rusça, Kırım Tatarca, Lugat, Kırım Tatar isimleri kataloğu, bunlar önemli kitaplar ve 1860-1862 yıllarını alan Kırım'ın idari taksimatı ve Kırım Muhacirleri adlı iki kitap da var. Bu kitapların da ne kadar önem arz ettiğini görmekteyiz. Çünkü sürgünle beraber Kırım topraklarının idari, siyasi konudan taksimatı ve Kırım Muhacirlerinin neler yaşadığına dair bilgilerin verildiği kitaplar bunlar. Ve gerçekten önemli kitaplar. Allah her ikisinden de razı olsun. Sabri Arıkan büyüğümüzden ve Enver Özenbaşlı büyüğümüzden. İkisinden de Allah razı olsun efendim. Allah bu yaptıkları, gayretleri, çalışmaları inşallah öbür tarafta cennetiyle müjdelesin. Çünkü yaptıkları çalışmalar bireysel değil, vatanları uğruna yaptıkları çalışmalar efendim. İnşallah cennetiyle müjdelesin. Cennette komşu olmayı bizlere nasip etsin efendim. Bugün sizlere Sabri Arıkan'ı ve Enver Özenbaşlı'yı tanıtmaya çalıştık. Tanıtma gayreti içinde olduk efendim. İnşallah memnun edebilmişizdir. Ben sizlere bunu anlatırken kendim de bilgilerimi tazeliyorum ve bilmediklerimi ben de burada sizlerle beraber öğreniyorum. İnşallah sizlerin de kalbine dokunuyordur bu anlattıklarımız. Güzel yerlere ulaşıyordur diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim efendim. Birazdan haberlere geçeceğim. Çok da uzun değil zaten. Kırım'a dair haberlere bakacağız. Tabii ona geçmeden önce bugün kendisini anlatmasam da bir video ile anmak istediğim bir büyüğümüz daha var. Bir edebiyatçı, bir Kırım Tatar edebiyatçısı, bir Kırım Türk edebiyatçısı kendileri. O da Şakir Selim. Şakir Selim Kırım Tatarları, Kırım Türkleri için önemli bir edebi kişilik. Aynı Cengiz Dağcı gibi efendim. Cengiz Dağcı kimse, önemi neyse bizler için Şakir Selim de aynı şekilde o kadar önemli. 10 Nisan 1942 yılında dünyaya geliyor Şakir Selim. Yani bundan bir gün önceydi doğum yıl dönümü. 1942 yılında dünyaya gözlerini açmıştı ve daha sonrasında kendisini kaybettiğimiz önemli bir edebiyatçımız kendisi. Şimdi gelin onunla ilgili çok güzel bir şiir dinleyelim. Bir çalışma yapılmış. Benim çok hoşuma gitti ve sizlere de paylaşmak istediğim bir çalışma bu. Hadi gelin bu videomuzu izleyelim beraber. Bu şiiri dinleyelim. Şiirimizin ismi Düşünce. Yani düşünce. Bu şiiri dinleyelim ve ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler? Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Közümüz o günde sabiler öle. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip keldik. Vatanga köz tikip kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Kalmadı aramızda birlik kenyeşi. Şunun için kızdırmay vatan kuneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağırınını hancırlar tile. Dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Epimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamırday. Kesilip başladık kurgan tamırday.
Yaşayımız bunlarını bile ve bile. Dünya bizge bakıp bir kozunen aklay, bir kozunen kule. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir kozunen aklay, bir kozunen kule. Sanki düşman olduk birbirimizge. Urmet yok ne ölü ne tırımızge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp kele. Dünya bizge bakıp bir kozunen aklay, bir kozunen kule. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, közlerimiz gibi korlanğan çokrak, tereklerimizde sararğan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir kozunen aklay, bir kozunen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey, tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzım var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp, bir kozunen aklay, bir kozunen kule. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şakir Selim'i de böylelikle anmış olduk. Bu önemli şahsiyeti de anmadan geçmek istemedim. Güzel bir şiirini dinledik. Gerçekten dinleyince şiirde dünya ile ilgili o kadar güzel tasvir etmiş ki şiirin nakaratı diyebilirim. Dünya bize bakıp bir gözle ağlıyor ve bir gözle gülüyor diyor bizlere. Bir gözle ağlay, bir gözle güle diyor. Ve çok güzel anlatıyor dünyanın durumunu. Aslında şu anda yaşadıklarımızı da dünya genelinde neler yaşadığımızda çok rahat bir şekilde görebiliyoruz efendim. Bu şiir içerisinde çok güzel anlatmış, bizlere bırakmış bu güzel eseri. Allah ondan da razı olsun diyelim. Mürüvvet abla, şarkı isteyebilir miyiz Aruvaysa diye sormuş. Tabii ki elimdeki listemde eğer şarkılar bulunuyorsa istek parçalarınızı çalmak benim için memnuniyet verici bir durum efendim. İstediğiniz şarkılar, Kırım Yırları, tabii ki Kırım Yırları olacak. İstediğiniz Kırım Yırları varsa bunları çalmak için elimden gelen gayreti gösterebilirim efendim. Mustafa Salih Solakgir, ortak duygular oluşmazsa düşünce birliğinde kurulamaz demiş. Tabii ki ortak duyguların kurulması için de İsmail Gaspıralı'nın dilde fikirde işte birlik şiarını yerine getirmemiz gerekecek. Efendim şu anda böyle bir patırtı kütürtü duyduysanız evin içinde bulunan kedimizden ötürüdür. Lütfen aman orada bir şeyler mi oldu acaba diye düşünmeyin. Korkmayın efendim. Yani durumda burada asayiş berkemal. Sıkıntı yok. Kedimiz oynuyor kendi halince. Onu da yalnız bırakmak istemedim diyelim. Yorumlarınızı bekliyorum. İstek şarkılarınızı elimdeki listedeki duruma bakarak çalmaya gayret göstereceğim. Eğer şarkılarımız varsa onları sizler için çalacağım efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sizlere birkaç haber iletmeye çalışacağım. Kırım'a dair önemli haberlerimiz var. Bu haberleri işlemeye çalışacağız sizlerle. Kırım'da neler oluyor? Durumlar ne? Kırım'a dair önemli haberler var mı? Onları iletmeye çalışacağım sizlere inşallah. Tabii ki
en önemli haber, en önemli bilgi dün aldığımız bir haberdi bu. Gerçekten de önemli. Çünkü haber başlığı şöyle: İşgalciler onur yürüyüşü yüzünden beni tehdit ediyor, diyor Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Aldığımız haberler hep Kırım Haber Ajansı'ndan oluyor efendim. Buradan da Kırım Haber Ajansı çalışanlarına, başta Aydın abimiz, Aydın Taş abimiz başta olmak üzere bütün Kırım Haber Ajansı çalışanlarına yürekten sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gayretle çalışmalarını destekliyoruz. Yanlarında olduğumuzu her daim bildiriyoruz efendim. Haberlerimizi de size özellikle Kırım Haber Ajansı'ndan almaya çalışıyoruz. 10 Nisan tarihli Kırımoğlu işgalciler onur yürüyüşü yüzünden beni tehdit ediyor başlıklı haberine hemen bir göz atalım efendim. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın Kremlin kontrolündeki sözde soruşturma komitesi Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na karşı suçlama yöneltti. Sözde soruşturma komitesi Kırımoğlu'nu güya Rusya sınırını yasa dışı olarak geçmek, Rusya toprak bütünlüğüne kastetmek ve yasa dışı silah saklamak ile suçluyor. Efendim, suçladıkları maddeleri tekrar sizlere okumak istiyorum. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırımoğlu agamız Rusya sınırını yasa dışı olarak geçmekten, Rusya toprak bütünlüğüne kastetmekten ve yasa dışı silah saklamaktan suçlanıyormuş. Kırım Haber Ajansı'na konuşan Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve onu ilgili davada temsil eden avukat Nikolay Polozov, Rus soruşturma görevlilerinin yönettiği suçlamanın siyasi nedenlere dayandığını ifade etti. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, işgalcilerin bu hareketinin Kırım Tatarlarının dünya şiddete ve işgale karşı onur yürüyüşü eylemi organize etme planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünmekte. Kırımoğlu, bu çok eski bir dosya. İşgalciler onu 2014'te başlatmışlardı. Ancak şu an onlar herhalde onur yürüyüşü bağlamında Kırım'a girerseniz biz sizi bu maddelere göre yargılayacağız demek istiyorlar. Bu bir tehdit, dedi. Rusya ve işgal ettiği Kırım'da siyasi davalar konusunda bağımsız mahkeme süreci diye bir şeyin olmadığını belirten Kırımoğlu, savunmasına sunduğu kanıtlara rağmen mahkemenin önceden kararlaştırılmış bir kararı aldığını ifade etti. Kırım Tatar milli lideri kendine verilebilecek hapis cezasını değerlendirirken onların verdiği ceza süreleri umurumda değil. Kırım'da yapacağımız yürüyüşü planlarken biz ölme olasılığını bile göz önüne aldık. Onlar ise bizi hapis cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar, diyerek cevap verdi. Yeni tip koronavirüsü nedeniyle uygulanan karantina rejimi sona erdikten sonra Kırım'a onur yürüyüşü eylemi için yeni tarihlerin belirleneceğini ifade eden Kırımoğlu, onur yürüyüşü sırasında ben Kırım'ın idari sınırına gideceğim ve onlara beni neden arıyorsunuz? Hakkımda arama emri çıkarmışsınız, işte ben buradayım diyeceğim. Rusların bana ne cevap vereceğine bakacağız, demiş bu koca yürekli adam. Yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kendisine dair yöneltilen suçlamalara dair verdiği cevapta işte ne kadar davasına bağlı, vatanına ve milletine bağlı, onları çok seven bir kişi olduğunu bize burada gösteriyor. O onur yürüyüşünde sınıra kadar gideceğim. Hakkımda arama çıkartmışsınız, arama emri varmış, işte ben karşınızdayım, diyeceğim, buradayım diyeceğim, diyor kendisi. Bu koca yürekli insan Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah diyelim. İlk haberim buydu. Mürvet abla istekte bulunmak istiyordu. Çıbın bari ya, onu isteyeyim ben, demiş. Buğra Elumar da listende Seyran'dan bir şeyler var mı, demiş. Olmaz olur mu? Hatta Seyran Halil yanlış bilmiyorsam 2 gün sonra yeni bir parça da çıkartacak. Onu da ben heyecanla bekliyorum. Çıkar çıkmaz onu da dinleyeceğiz. İnşallah sizlerle de paylaşmaya gayret göstereceğiz. Mürüvvet ablam için Çıbın'ı göndereceğim inşallah. O isteğini yerine getireceğim. Sizlerin de eğer istekleri varsa yerine getirmeye çalışırım efendim. Kırım yıllarına dair istekleriniz, dilekleriniz olursa yerine getirmek için seve seve çalışırım. Nihat Özer, el sallıyor bizlere, teşekkür ediyoruz. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Nihat
beyefendiye. Bir yorum daha var şurada. Mürüvvet abla selam olsun buradan Abdülcemil Kırımoğlu'na diyor. Bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Tabi başta yolbaşçımız Abdülcemil Kırımoğlu olmak üzere Kırım'da yaşayan tüm soydaşlarımıza selamlarımızı köp köp selamlarımızı iletemiz. Hep beraber hem genç Tatar olarak hem de Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları olarak. Geçelim diğer haberimize. Yine 10 Nisan başlıklı bir haberimiz var. Haberimizin başlığı işgalci yönetimin Kırım'daki koronavirüs verileri gerçeği yansıtmıyor başlığıyla bir haberimiz var. Maalesef Kırım'da zulümler bitmiyordu. Bir de başımıza bu virüs salgın belası çıktı. Bir de bununla ilgili soydaşlarımız kendilerini korumaya çalışıyorlar. Tabii ki oradaki işgalci yönetimde bununla alakalı pek bir şey yapmadığı haberleri geliyor bizlere. 10 Nisan tarihli haberimizde insan hakları savunucuları işgal edilen Kırım'ın Kremlin kontrolündeki yönetiminin koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıkladıkları verilerin doğru olmadığını ileri sürdüler. Krim Reali'ye konuşan Kırım İnsan Hakları Grubu koordinatörü Olga Skripnik, özür diliyorum okuyamadım. Rus işgalci yönetiminin koronavirüs salgınına karşı yeterince hazırlanmadığını kaydederek gözlem sonuçlarımıza göre Kırım'daki sağlık sistemi koronavirüs başvurularını kabul etmeye hazır değil. Ayrıca Arman Pazarı ile ilgili elimizde olan bilgilere göre hastalarla temasta olma ihtimali yüksek olan kişiler test yapılmadan evlerine karantina için gönderildi. Bu yüzden gerçek durumu yani virüsün bulaştığı insanların gerçek sayısını bilemiyoruz dedi. İlgili durumun tüm Kırım için geçerli olduğunu belirten Olga Spring, bizim verilerimize göre Rus yönetiminin açıkladığı rakamlar gerçeğe uymuyor. Enfekte insanlarla temas edenleri test etmiyorlar. Ancak açıkladıkları gibi gözetim altında tutuyorlar diyerek ekledi. Bilindiği gibi Kırım'ın sözde yönetimi 8 Nisan 2020'de vaka sayısının 28 olduğunu bildirmişlerdi. Haberde böyle geçiyor. Bir de başımıza bu çıktı. Zulümleri yetmiyormuş gibi bu salgınla da soydaşlarımız uğraşmaktalar. Çabalamaktalar kendilerini. İnşallah biz de zaten fark ettiyseniz ekranımızın sol üst tarafında hashtaglerimizi açtık ve orada evde kal, evde kal Türkiye ve evde kal Kırım, üyde kal Kırım dep aytamız sizlere ve Kırım'dan bizi dinleyen takipçilerimize. Aman efendim evimizde kalalım, bana bulaşmaz demeyelim, hastalık bana gelmez demeyelim çünkü bir kişinin canına kastetme durumumuz var. Kendimiz hiç semptomunu yaşamasak bile bunu yaşayabilme durumumuz var. O yüzden lütfen eğer çalışmıyorsak, bir işimiz yoksa evden çıkmamaya gayret gösterelim. Evimizde kalalım. Şu belayı başımızdan def edinceye kadar biraz daha sabredelim efendim. Bu çok önemli. Ki bugün iki defa şarkı aralarından sonra size bir video izletmeye çalıştım. Amerika'da yapılan bir video bu. Özellikle sosyal mesafenin önemine dair. Başta fare kapanlarının üzerine koyulan pimpon topları ve yukarıdan atılan bir pimpon topunu gördünüz. Bunlar birbirine dip dibe durduğunda bir pimpon topu bütün hepsini sırayla açıp götürüyor. Ama sosyal mesafeyi koruduklarında o kapanların araları açıldığında top hiçbirine değmeden sekip kaybolup gidiyor. İşte bu kadar önemli sosyal mesafe. Hatta genellikle 1 metre diyorlar. Efendim biz 1 metre değil, olabildiğince dışarıda eğer yürümek zorundaysak, dışarı çıktıysak, alışverişe gittiysek, alışveriş dükkanlarında, mağazalarda bu pek olmuyor ama olabildiğince insanlarla aramızdaki mesafeyi korumaya çalışalım. Çok önemli efendim. Özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda, İran'a baktığımızda durumun ne kadar kötü olduğunu görebiliyoruz. Kendi canımız kıymetli, sevdiklerimizin canı kıymetli, tüm Türkiye'de ve Kırım'da yaşayan insanların, herkesin canı kıymetli. O yüzden kimsenin canına kastetmeyelim efendim, evlerimizde oturalım. Halil Düzenli bir kalp göndermiş bizlere. Teşekkür ediyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine de. Tüm takipçilerimize de bol bol selamlarımızı iletiyoruz.
Bir haberimiz daha var. Onu okuyacağım. Sonra şarkı arasına geçeceğim efendim. İstekleriniz olursa onları çalacağım. Ve en azından 11 çeyreğe kadar, 11 çeyrek geçeye kadar yayınımı devam ettireceğim. Bol bol şarkılarla yayınımızı devam ettireceğim. Sizden gelen istek parçaları olursa onları çalmaya çalışacağım. Ve elimdeki parçaları sizlere paylaşmaya çalışacağım efendim. Son haberimiz 9 Nisan tarihli işgalciler Kırım Tatarlarını terörizmle suçlamaya devam ediyor başlıklı haberimiz. Zaten bitmedi. Bir de bununla da uğraşmaya devam ediyoruz. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da işgallerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla uydurdukları sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde Kırım Tatarlarına suçlama yönetmeye devam ediliyor. İşgalcilerin 8 Nisan 2020 tarihinde Osman Seydümerov, Seydümer Seydümerov ve Rustem Seyit Mehmedov'a da bu kapsamda suçlama yöneltti. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Emine Avamiyeva, müvekkili Osman Seydümerov'a Rusya Ceza Kanunu'nun 205.5 maddesinin 2. fıkrası Rus mevzuatına göre terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütün faaliyetlerinde yer almak çerçevesinde suçlanma yapıldığını bildirdi. Bununla birlikte Avamiyeva, Osman Seydümerov dışında bugün onun kardeşi Seydümer ve dayısı Rustem Seyit Mehmedov'a da suçlama yöneltildi. Ev hapsinde bulunan Ahmet Süleymanov'a da büyük ihtimal bugün suçlamalar yöneltildi diye kaydetti. İşgalcilerden Kırım Tatarlarının evlerine baskın diye geçiyor devamında, haberin devamında. Bilindiği gibi 11 Mart 2020 tarihinde Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Bahçesaray şehri ve Bahçesaray bölgesinde 7 Kırım Tatarının evinde sabahın erken saatlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda 5 kişi alıkonuldu. Alıkonulan Kırım Tatarları Enver Mustafayev, Seydömer Seydömerov, Osman Seydömerov, Ahmet Süleymanov, Rustem Seyit Mehmetov, Akmescid'deki Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB olarak geçmekte bunlar, sözde Kırım Şubesi'ne götürüldü. Daha sonra Enver Mustafayev'in serbest bırakıldığı bildirildi. Akmescid kentindeki sözde Kievski Bölge Mahkemesi 13 Mart 2020 tarihinde 3 Kırım Tatar hakkında tutuklama ve biri hakkında da ev hapsi kararı aldı. Bitmiyor. Aldıkça alıyorlar. Hiçbir suçlama da bulamıyorlar. Terör örgütüyle lanse ediyorlar. Hiçbir günahı olmayan insanları. Ve bu iş böyle devam ediyor. Allah soydaşlarımızı korusun. Bu önemli. Onlara bol bol dua edelim. Ki 3 aylar içerisindeyiz efendim. Soydaşlarımız, Kırım'da yaşayan, zulüm gören soydaşlarımız için dualarımızı eksik etmeyelim. Dediğim gibi biz burada hastalıkla boğuşuyoruz. Ama onlar hem hastalıkla, salgınla savaşıyorlar hem de işgalci yönetimle savaşmaktalar hala. Vatanlarını korumak için işte bu mesnetsiz suçlamalarla boğuşuyorlar. Onları dualarımızdan eksik etmeyelim efendim. Özellikle bu 3 aylar içerisinde rahmetin bol bol indiği bu 3 aylar içerisinde duamızı esirgemeyelim onlardan diyelim. Böylelikle sizin de biliyorum canınızı çok sıktım. Haber bültenini de bitirelim. Tanımamız gereken şahsiyetleri de tanıdık. Ve artık bol bol Kırım müziği dinleyelim. Kırım yırlarıyla kulaklarımızı şenlendirelim efendim. Ve dediğim gibi bir yarım saat 45 dakikada yayınımı sürdürmeye çalışacağım sizlere. İsteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım. Ve daha sonra yavaş yavaş 11 gibi, 11 çeyrek gibi yayınımızı sonlandıracağız efendim. Şimdi ben istekleri hazırlayıncaya kadar sıradaki parçamız şu olsun. Raziye Seydaplıyeva şak şakıldayık desin bize. Ve daha sonra ardından Dilaver Osmanov'dan Çıbın gelsin. Ve ardından Seyran Halil'den bir istek parça da olsun sizlere, tüm dinleyicilerimize gelsin. Şimdiden iyi dinlemeler olsun efendim. Genç Tatar 59. yayını devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Yayınımızı paylaşın. Yorumlarınızı esirgemeyin efendim. İyi dinlemeler.
aldığında dut derek yelestikçe sallana. Dut kahondu bir çıbın yırlay yırlay tablana. Dut derek de bir çıbın yırlay yırlay tablana. Çıbın kahondu bir balkurt zuu zuu tablanalar hey. Direkte bir balkurta geldi bir sıçan. Sıçana geldi bir mışık ziyan vermege. Mışık sıçana süşan balkurta balkurt çıbına çıbını dutta. Zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Dut direkte bir mışıkta geldi bir köpek. Köpeke geldi bir kazık ziyan vermege. Kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla bağırka balkut çıbına çıbını dutka zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Dut derekte bir kazıkka geldi bir balta. Baltaka geldi bir odun ziyan vermege. Odun baltaka balta kazıka kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla bağırka balkut çıbına çıbını dutka zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavallı dut kaldı yalangaç. Dut derekte bir baltaka geldi bir odun. Odunga tuşlu bir ateş alevlendi ep. Ateş odunga odun baltaka balta kazıkka kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla bağırka balkut çıbınga çıbını dutka zavallı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayur 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 zavallı dut kaldı yalangaç. Yerlerin kanun seni tez yutar mı saylap tek senden düşün kün künden vakit kene beklemey mutlak bugünden bismillah deyip sen her bir işini yapsan baksan neticeler gelir kısmet olsa mında kısmet abet her dakada tufkan toprakta tufkan vatanında medeniyet içinde olmak borç boyunda ana tilini bilmesen ayıp değil mi sana ne kadar çok hasret bizim millet çekti kabatsız omurlar bu dünyadan çıktı sürgülük yanık seni 44. bundan evvel de cinayet halkımızga karşı apansızdan çıkaydı ölümler açlık sanki demek birden bir yürekte bin mıh bunu unutmayık biz ama birlik kayda. Аталарымыз темел еткен yolda. Bir yol, bir maksat, bir dil, bir fikir. Bunu bilmesek, acaba kim bilir? Kim bilecek? Eğer biz değil, kimin kişap edecek? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde ele al, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde ele al, ne yerde aram. Sabah erte durganda, akşamı seyatkanda. Kunler devamında, akılında tut. Unutma kimsen, kimler tamırında. Yıllarnen halk azapta kaydı, kene umut. Tarihni bil, kim, eğer sen de gül. Ana baba doğan yerinin doğru bir vekil. Yalı boyu dağlar çöl, birlikte kuvvet. Aram olgan şayını alsan, yürekte hasebet. Pek mukayt ol, aram yollar çok. Ama bizim adetke, kore olar yok edi yok. Yarınki alımız ne olacak aslı. Takdirimiz bizden gayrı, kimge bağlı. Ana tilini tap yaşlıktan ogrenmek gerek. Ya bilmesen nasıl kırım tatarsın sen demek. Vakıt kum gibi beş parmak arasından. Kırımlığını yaşaganda bülgünün korçala.
Havikatı iman olmak gerek. Tek hatırla dünyaların başında. La ilahe illallah. Bir yol, bir maksat, bir din, bir fikir. Bunu bilmesek acaba kim bilir? Kim, kim bilecek? Eğer biz değil, kim inkişaf edecek? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde el al, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde el al, ne yerde aram. Kim, kim bilecek? Eğer biz değil, kim inkişaf edecek? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde el al, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, umur bir imtihan. Bu dünyada tamam. Bil ne yerde el al, ne yerde aram. Urfadetler dilimiz, medeniyet bilgi dinimiz. Bizim kollarımızda, inşallah. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.36'yı göstermekte. Genç Tatar 59. yayını kaldığı yerden devam etmekte efendim. Ben Aruvaysa. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. İyi bir gece olmasını temenni ediyorum. Aramıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Ve bizimle, hala bizimle olanlar için de teşekkür ediyorum kendilerine efendim. Şeref Sert, selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar yorumuyla bizlerle. Şeref Bey, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Video partimizde Türkan Yılmaz bizlere el sağlıyor. Biz de selamlarımızı iletiyoruz Türkan Yılmaz'a. Sağ olsun, var olsunlar. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Ne kadar çok yorum gelirse artık benim sizlere anlatmam gereken haberlerimiz ve bilgilerimiz bitti. Yorumlarınızla beraber yayını sürdüreceğim. Şarkı aralarında yorumlarınızı okuyacağım. İstek parçanız olursa istek parçalarınızı çalmaya gayret edeceğim efendim. Hiç kesmeyelim diyecektim. Suzana Bekirova, Kırım'dan selamlar diyor, bizlere el sallıyor. Konya'dan, Türkiye'den kucak dolusu selamlar biz de Kırım'a Aytan'ımız. Soydaşlarımıza, kardeşlerimize yürekten köp selamlarımızı ciberemiz efendim. Sizlere hayırlı keşeler dileğimiz hepinize. Çok sağolunuz bu yorumlar. Özellikle Kırım'dan da gelince daha farklı oluyor. Bilmiyorum, yaşayanınız var mı ki? Bence yaşıyorsunuz. Ben buna eminim. Bir mesaj bile vatanın kokusunu getirebiliyor. Hayal edince, düşününce burnunuza o vatanın kokusu bir mesajla olsa bile geliyor efendim. Bu güzel bir şey. O yüzden Suzana Hanım'a çok teşekkür ediyoruz yorumlarından ötürü. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mürvet ablamız da Suzana Hanım'a bir yorumda bulunuyor. Konya'dan vatan Kırım'a kop selam etemiz diyor. Teşekkür ediyoruz Mürvet ablamıza da. Bizim gibi sanki ekibimizden cevap da veriyor. Cevapsız bırakmıyor yorumları. Sağ olsun, var olsun. Tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle var olduk efendim. Başından beri Genç Tatar yayına başladığı günden bu zamana kadar sizler için ayakta direniyor, çalışmalarını sürdürüyor, bırakmıyor, bıkmıyor. Sizler için varız, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bir yorum var herhalde. Ben hemen bir video partisine bakayım. Eğer yorum varsa orayı bir kontrol edeyim ki yorum yapan takipçilerimizi boş çevirmeyelim. Enver Göktepeli, İzmit'ten hayırlı geceler diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz. Biz de İzmit'e bol bol selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Enver Bey başta olmak üzere İzmit'teki tüm soydaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Ne kadar güzel. Konya'dan bu vasıtayla Kırım'a, İzmit'e, Ankara'ya, Eskişehir'e, Bursa'ya ve daha şu anda bizi dinlediklerini bilmediğim birçok yere, birçok şehire, birçok ülkeye ulaşabiliyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Bunu sağlayabiliyoruz. Belki
yorumlar vasıtasıyla tanışan insanlar oluyorlar. Sohbet ediyorlar. Buna da vasıta oluyoruz. Ne mutlu bizlere. Mürüvvet ablamız demiş ki Aruvaysa hele bir de ey güzel kırım çalsa hem de nasıl güzel kele o yerler. Dep Ayta. Mürüvvet abla klasiğimizi bozmayacağız. Ey güzel kırım kapanış müziğimiz olacak. Ve en çok en son bölümde ey güzel kırımı dinleyeceğiz hep beraber. O yüzden ey güzel kırımı bekleyelim. Olur mu? Öyle söyleyelim sizlere. Ey güzel kırımı en son dinleyelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Arka arkaya 3 güzel kırmıyı daha dinleyelim sizlerle. Ve ardından kaldığımız yerden devam edelim. Neler gelecek? Ben hemen kaldığımız yerlere hemen bir bakıyorum. Reyhana Kadirova güzel bir kırmıyı sizlere seslendirecek. Ve ardından Raziye Seydablayeva ve ATR ansambılı Bahçelerde Börülce diyecek sizler için. Ve daha sonra da Kiril alfabesi olduğu için bunu okuyamadım. Biraz da başı da yok. O yüzden bir güzel kırım yeri daha gelecek. Özür diliyorum. Bu şarkının adını size okuyamadım. Üç güzel kırım yeri geliyor efendim. Ben Aruvaysa, Genç Tatar kaldığı yerden yayınla devam ediyor. İyi dinlemeler efendim.
Yaşasın milletimiz, hırım vatanım, adalettir yolumuz, doğru bizim gönlümüz. Yaşasın milletimiz, hırım vatanım, ana vatan. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatimiz 22.54'ü gösteriyor. Artık yavaş yavaş 23'e yaklaşıyoruz. Son 5-6 dakikamız kaldı. Vakit geçiyor. Vaktin geçtiğini anlamıyoruz efendim. İşte yine kalktık. Sabahı ettik. Nasıl geçecek acaba bu vakit? Hele bir de evdeyiz. Bugün bir de yasak da var dedik. Ama vakit yine geçti. Gece saat 11'i buldu. 23.00'ı buldu neredeyse. Genç Tatar 59. yayınını buldu sizlerle beraber efendim. Vakit hızlı gidiyor ve nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Tabii ki sizlerle olmanın da vermiş olduğu mutluluk da var. Ki 59 yayın az değil efendim. Ki aralarda mecburen yapamadığımız haftalar oldu. Tatile girdik. Sezon arası verdik yazın, arkadaşlarımızın, ekibimizin birçoğunun işlerinden ötürü sezon arası da verdik ki
Buna rağmen 59. yayınımızı sizlerle yapıyoruz şu anda. Çok şükür. Rabbimize, başta bize vermiş olduğu sağlık nimetinden ötürü çok şükür. Sizlerle olabilmenin vermiş olduğu şükürle beraber, bu topraklarda yaşayabilmenin şükrünü de yaşıyoruz sizlerle beraber efendim. Halil Düzenli, Arova Aysa, Bek Aro yayınlarınız selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Halil Düzenli'ye. Yayınlarımızın beğenilmesi bizim için önemli. Sizler için hazırlıyoruz şarkılarımızı, yayınlarımızı. O yüzden bu bizim için önemli. Eğer gerçekten kalbinize dokunabiliyorsak yayınlarımızla ve beğendirebiliyorsak ne mutlu bize. Abdülhayır Abdülhamitov. Selam aleyküm Nogaylar. Dagestan Kara Nogay'dan Ülken selam demiş. Teşekkür ediyoruz Abdülhayır beyefendiye. Bol bol köp köp selamlarımızı da aytamız biz kendilerine. Yayınımızı devam ettiriyoruz. Saatlerimiz 11'e geliyor. Şöyle arka arkaya yine güzel bir Kırım Yarı eşliğinde devam edelim. Daha sonrasında da kapanışımız için sizlerle tekrar buluşalım efendim. Arka arkaya yine 3 güzel Kırım Yarı dinleyelim. Neler dinleyeceğiz hemen sizin için sırada gelen parçaları ileteyim. Afize Kasara, Afize ve İbrahim parçasını sizlerle buluşturacağız. Aliye Bekirova, Doktor Civanım diyecek sizler için. Ve ardından da Stasis adlı bir grubumuz var. Onlar da Kirpiler Yarı adlı parçasını icra edecek sizlere. Güzel Kırım Yarı'larını dinlemeye devam ediyoruz. Arkasından kapanış için burada tekrar buluşuyoruz efendim. Ben Aruva İsa. 59. yayın kaldığı yerden devam ediyor. İyi dinlemeler efendim. Thank you.
bağlama. Meni buralı değilim. Mana gomul bağlama.
yalan yılan. Senin mayetin yalan. Nerede olsan etin zan. Emasın can tökesin kan. Şu bir jere insan san yapkan. Uzun kentan zulmetine gelme şan. Düşman koptırasın siyan. Men korkmam kırmam vaktan. Munda içtadım mundağın yeri. Men munda yaşan. Dünyaya gelgenimden berle. Musafır evime gelir. Hoş geldin diye söylerim yer. Ama körlü sır olsa gitsin. Pancam dayım hazır. Мені йоқ қатпек иланмен іші ама язам сән кей Ибраим башы Білағардан айнмай башым ама әрші әқшай менім қардашым Менім әвім ешіл әшіл Саңа қаршы текіл бұлисан Қоз яшың мұсылерім Мұрсаным асам ямақса Эй илан шу бүші инсан сыны ятқан Зүлметтен келместан Атанымдан кел чекесті сен Нүйсе йоқ әтер боран Қайтмам кері тек иллері сөзлерім инелерім Қатты фықыр хип-хап қырым күрпілерінің ері Evet efendim,
Saatlerimiz 23.12'yi gösteriyor. 3 güzel kırım yarını daha sizlerle dinledik. Ve ardından kapanış için tekrar sizinle beraberiz. Birlikteyiz efendim. Yavaş yavaş artık kapanış konuşmamızı yaparak, eğer yorumlar varsa yorumlara göz atarak yayınımızı sonlandıracağım inşallah. Bir aksilik yaşamazsak, bir sıkıntı yaşamazsak. Şöyle bakıyorum, arkadaşlarımdan da mesaj gelmedi. Yeni gelen bir yorum yok herhalde. Evet, yok gibi. Ben yine kapanış için birkaç kelam edeceğim. Biraz da gevezelik edeceğim. Af buyurun efendim. O arada mesaj gelirse onları da okumaya çalışacağım. Diyecektim ki Mürüvvet abla, evde kal hashtagiyle, genç tatar hashtagiyle, evde kal genç tatar dinle diyerek yorumla bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Mürüvvet ablamıza yorumlarından ötürü. Konuşurken eğer dediğim gibi yorum atarsanız, yorum gelirse onu da okuyacağım inşallah. Efendim, bugünü sonlandırıyoruz. 2 saat 15 neredeyse 15 dakikayı bulan bir süre içerisinde 59. yayınımızda sizlerle olmaya çalıştık. Bilgiler aktarmaya çalıştık. Kendimiz öğrendik. Nacizane sizlere bilgiler sunmaya çalıştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum ve temenni ediyorum. İnşallah sizler de güzel bir yayın olduğunu düşünüyorsunuzdur. Mürüvvet abla, yüreğine emeğine sağlık Aruvaysa. Çok güzel bir yayın oldu. Hayırlı geceler diyor. Teşekkür ediyorum Mürüvvet abla. Aynı duygularla ben de senin geceni hayırlıyorum. Hayırlı gecelerin olsun inşallah Mürüvvet abla. Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci sağlam ve sağlıklı atlatabilmemiz için yetkililerimizin söylediklerini dikkate alarak ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayarak bu zorlu süreci inşallah en yakın zamanda atlatacağız. O yüzden tedbirli olmaya devam edelim. Kesinlikle ve kesinlikle sayılar azalıyor düşüncesiyle vehamete kapılmayalım. Artık dışarı çıkabiliriz düşüncesine kapılmayalım. Biraz daha sabredelim. Bu hastalığın, bu şerrin diyeyim ben, hayrını da görerek onları dolu dolu yaşamaya çalışalım. Ailemizle güzel vakitler geçirmeye çalışalım. Ve hem kendimizin hem de sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Büyüklerimizin kıymetini bilelim. Efendim, kitap okumaya çalışalım. Ailemizle güzel sohbetler etmeye çalışalım. Kırım'ı öğrenmeye çalışalım. Belgeseller izleyelim efendim. Eğer isterseniz benim de bu hafta daha yeni izleyebildiğim güzel bir belgesel var. Sizlere tavsiye edebilirim. YouTube'da bulabilirsiniz. NTV'nin yapımcılığını üstlendiği, yaptığı 3 bölümlük çok güzel Kırım'ı anlatan bir belgesel var. Zaman Yolcusu Türklerin İzinde Kırım. Yazarsanız 3 bölümlük çok güzel bir belgesel görebilirsiniz. Vaktinizi bu belgeselleri izleyerek ve Kırım'ı tanıyarak geçirebilirsiniz efendim. Nacizane bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiyem Aruvaysa olarak. Kırım'ı unutmayalım. Kırım'ı tanımaya çalışalım efendim. Sevgi Gürbüz, yüreğine sağlık, güzel vakit geçti, hayırlı geceler diyor. Buğra Elumar, hayırlı geceler herkese. Dep Ayta. Sevgi Gürbüz, Rabbime emanetsiniz hepiniz. Dep Ayta diğer yorumunda. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bunlar önemli. Evlerimizde kalalım. Tabii çalışanlarımız var. Özellikle başta bizler için ailelerinden geçen, ailelerini göremeyen, çoluklarını çocuklarını göremeyen sağlık çalışanlarımıza dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim yanlarında olsun. Bizim için çalışan tabii sağlıkçılarımız gibi eczacılarımız, market çalışanlarımız, temizlik görevlileri ve daha burada sayamadığım birçok bu bölümlerde çalışan insanlarımıza da selamlarımızı iletelim. Alkışlarımızı gönderelim. Onlar bizim için dışarıdalar. Sağlıklarını gerekirse riske atıyorlar. Biz de onlara, onların hayatlarına saygı göstererek evlerimizde kalalım. Diğerlerini zaten söylememe gerek yok.
neredeyse bir aydır, hatta bir aydan fazladır neler yapmamız gerektiğini hem sosyal medya mecrasında hem televizyonlarda sık sık duyuyoruz, okuyoruz. Bir de ben bunları tekrar edip de başınızı şişirmeyeyim. Ama lütfen ve lütfen evlerimizde kalmaya gayret gösterelim efendim. Bu çok önemli. Tabii ki sağlık çalışanlarımıza ve diğer çalışan görevlilere teşekkür ederken sizlere de, siz değerli dinleyicilerimize de şu saate kadar bizlerden ayrılmayıp bizleri dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Hepinizden Allah razı olsun. Bu güzel yayını sizlerle geçirebilmenin mutluluğuyla yavaş yavaş yayınımızı sonlandırıyoruz. Tabii ki diğer teşekkürlerim Genç Tatar olarak şu anda yayındayız. Tabii ki yalnız başımayım ama gönülden hiçbir zaman yanımdan ayrılmayan samimi dostlarım, Genç Tatar arkadaşlarım, Kalakay, Baybörü, Şımışka, Çibörek, Sarı Burma ve daha birkaç daha isim vardı, hatırlayamadım, özür diliyorum onlardan. Onlar kendilerini bildiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sanki şu anda kalabalık bir ekipmişiz gibi hissediyorum da. Bunun gücüyle sizlerle beraberim. Onlara da bol bol selamlarımı iletiyorum. Rabbim en yakın zamanda hep birlikte yayın yapabilmeyi bize nasip etsin. Onu da söyleyeyim. Şeref Sert, Çumra, Fethiye köylüyüm. Antalya'dan iyi akşamlar. O zaman Şeref Beyefendi, Antalya'ya sizlere selam ediyoruz. Antalya'daki soydaşlarımıza, Kırım Tatarlarına selam ediyoruz. Sizle beraber Çumra Fethiye köyümüze de bol bol selamlarımızı aitiyoruz efendim. Bu arada Baybörü bizler için size linki koydu. Zaman Yolcusu Türklerin İzinde belgeselini izlemek isterseniz şu anda Baybörü'nün koyduğu linkle bu belgeseli izleyebilirsiniz efendim. Buradan görebilirsiniz. Ayrıca. Neyse, lafı çok fazla uzatmayayım. Herkes şu anda Ey Güzel Kırım'ı bekliyor. Çok iyi biliyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız Hamdi Elmacı'ya selamlarımı iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Dernek yönetimimize, bizi dinleyenlere, yanımızda olan ailemize, bize destek veren herkese ve herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii selamların en büyüğü, en çoğu ana vatana gidiyor. Kırım'a gönderiyoruz ve kalbi Kırım'la çarpan herkese köp selamlarımızı aitiyoruz efendim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki Genç Tatar yayınında buluşabilmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz efendim. Sağlıcakla kalın, savlukman kalın efendim. Şimdi o beklediğiniz güzel yer geliyor. Aluşta'dan esen yerler yüzüme vurdu. Balalıktan ösken evde gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşamadım. Yaşlılığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım. Ey güzel Kırım diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, sağlıkman kalın.